Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Bursa Çalı'dayız. Bursa Çalı'da gerçekten çok güzel bir zamanlamayla hem fidan sökümünü anlatacağız sizlere hem de Bursa Siyah İncir yetiştiriciliği hakkında bilmediğiniz birçok noktaya değineceğiz ki Bursa Siyah İnciri son yıllarda marka tescil belgesini aldı ve bu yetiştiricilik hakkında normal siyah incir yetiştiriciliği olan bilgiler bir kenara kaldı. Çünkü bu kültürel bir çeşit olarak piyasaya çıktı ve hem pazar değeri hem yetiştirme koşulları üretime daha uygun, maliyet açısından üreticilere daha karlı bir yetiştiricilik olarak piyasaya çıktı ve bunları üreticilere anlatmak da bizlerin görevi oldu. Siyah incir yetiştiriciliğinin avantajlarını şimdi sizlere aktarıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, Çalı'dayız şimdi. Burada siyah inciri yetiştiriciliğiyle, daha doğrusu fidan yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmalar varken sizlere bu konuyla ilgili biraz bilgiler aktaralım istedik. Yanımda firma yetkilisi Sayın Rıza Oruç Bey var. Kendisini biraz tanıdıktan sonra detaylara değineceğiz. Merhabalar Rıza Bey. Hoş geldin Sinan Bey. Hoş bulduk. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tam yani yoğun bir zamanda bizi yakaladınız. İzleyiciler açısından da çok faydalı. Kesinlikle kendilerine çünkü siyah incir yetiştiriciliğinin hassas bir yetiştiricilik olduğunu bu çalışmalarla da aktarmış olacağız ama öncelikle sizi bir tanıyalım efendim. Ben Bursa Tarım kurucularından, Rıza Hoca diye geçer ismim genelde. Bir 40 yılımı bu işe verdim. Dededen torunlara devam eden 3. nesil jenerasyon şu anda. Artık kurumsallaştırdık firmayı da. Üreticilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Muhakkak ben de çalışmalarınızı takip ediyorum. Gerçekten Bursa tarımına faydalı çalışmalar yapıyorsunuz ki özellikle burada da şimdi Bursa Siyah İnciri fidanı yetiştiriciliği üzerinde duracağız. Ben bu konuya birkaç soruyla başlamak isterim ki Rıza Bey. Özellikle siyah inciri fidancılık sektörüne geçmeden önce tüketimiyle alakalı, üretimiyle alakalı biraz bilgi verir misiniz? Siyah incirin üretimi çelik yoluyla olur. Aşı metodu uygulanmaz. Aynı zeytin ve narda olduğu gibi. Çok endemik sayılır. Bursa'nın işte 27 köyü, güney yakasında olan 27 köyüyle bu anılmıştır. Ama Bursa genelinde hemen hemen dağ bölgeleri hariç tüm bölgelerinde olabilmekte. Bursa'nın apoletlerinden nasıl ki şaftali, armut, üzüm, zeytinin yanında siyah incir tek tabanca olarak çıkıyor. Apoletlerinden olmazsa olmazı yurt dışında da Bursa siyah incir olarak anılmaktadır. Pazar raflarında yerini ve Bursa'nın ismini iftiharla sunmaktadır. Kesinlikle o zaman fidancılık üzerinden biraz devam edecek olursak siyah incirinin fidan üretiminde pazara sunulması için kaçıncı yılını tamamlamalı? Hangi özellikleri taşımalı? Şimdi incir bitkisi öt dediğimiz orta kısmı boş olan bir bitkidir. Onun için tek yaşlı fidanlarda bazen problem çıkmaktadır. 2 veya 3 yaşlı fidanlar şeklinde çelikten üretilir. İlk yılı köklenme, gövdeye kalınlaşması. İkinci yılı artık üreticilerimizin talebine göre. Ama kamçı dediğimiz düz fidan veya taşlı dediğimiz çok dallı fidanı tercih ederler. Çok dallı fidanlar şeklini almış fidanlardır. Bunlar diktiği sene meyve hasadına geçebilir. Fidan ücretini o senenin meyvesinden karşılayabilir. Çok verimli, taze sürgünden meyve verebilen bir bitki çeşidi. Yani bunun çok basit, çok hassas. Onun için biz işte şu an 2015'in Şubat'ının ilk haftasındayız. Ocak ayından erken bunun sökümünü pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü Ocak aylarındaki sert havalar bu bitkiyi vurabilir. Hatta o riski de göz önüne alarak bugün burada işçilerimiz topraklı söküm, rutbolu dediğimiz topraklı sökümü gerçekleştiriyorlar. Bunları biz sağlıklı bir şekilde üreticilere sunacağız ki onlar da zarar görmesin, zaman kaybetmesin.
Kesinlikle. Peki abi buradaki çeşit üzerine duracak olursak herhangi bir marka tescili olan çeşit mi yoksa geleneksel çeşitlerimizden olan Bursa siyah inciri çeşidimiz mi? Bu marka tescilli Bursa siyah inciri. Bursa siyah inciri orijinal olarak mor çizgilidir. Sapa doğru hafif söbüdür. Bu söbü olması bunun çok irileşeceği anlamına gelir. İrileştikçe yuvarlaklaşır. Bir de siyah incirin pimpon topu gibi siyah yuvarlacık olanı vardır. Bu olgunluk dönemine doğru çatlama yapar. Bursa siyah inciri patentli olanı çatlamaz, gittikçe yuvarlaklaşır. Neredeyse bir yumruk büyüklüğüne gelebilen dünyanın en iri inciri olarak takdim edilmektedir. Pekala biraz da şuna değinmek isterim ki bildiğimiz üzere incir fidanı hatta incir ağacına arsız ağaç derler. Hemen hemen yer yerde yetişir ama iklim koşulları bakımından çok seçici davranıyor. İncir yetiştiriciliği, Bursa siyah inciri yetiştiriciliği yapmak isteyen bir üretici fidanları aldığı zaman hangi iklimlere dikmeli, hangi illerin iklimleri daha olanaklı oluyor? Şimdi Bursa ılıman bir iklim kuşağında. Bunun dikiminde fidanın pişkin olması, yani körpe fidanlar mutlaka yanar. Yandığında da eğer sökümde çok kötü bir işlem yapılmışsa köke kadar yanması gerçekleşebilir ve yeri boş kalır, bir sene kaybetmiş olur. Bazen de uç noktalar incirlerimizde hafif buruşma yapabilir, gövde sertse kurtarır. Önemli değil. Bunu biz Nisan aylarında 21 Mart veya Sıtlı Semir denen 22-23 Nisan Bursa şartlarında çok kötü bir gündür. En son işte geç kırağı dediğimiz, don dediğimiz olayın olduğu dönem. Bu dönem geçtikten sonra temizleme yapılır. Sert gövdeden tekrar patlar ve hiç fidanda kayıp olmaz. Doğru. Pekala. Bu yetiştiriciliği yaparken tahmin ediyorum ki dikim aralığına değineceğiz muhakkak ama ben özellikle şuna biraz değinmek istiyorum. Fidanların kalitesini belirleyen özellikleri söylediniz ama az önce bahsettiğiniz özelliklere göre dondan etkileniyor. Sulama periyodu çok önemli gibi görünüyor. Sulamanın zamanında kesilmesi lazım, dengeli verilmesi lazım. Meyve içinde, fidan içinde incirde sulama periyodu takvimi var. Meyve için düşünürsek sulama olayı işte Temmuz'un başlarında başlar, Ağustos gibi kesilmesi lazım. Fidan içinde bu geçerli. Fidanda zaten Ağustos gibi kestiğinde fidancı sulamayı, zaten sonbahar yağmurlarıyla artık nemli ortamı durdurma şansı yok. Onun için sonbahara girerken yaprağını dökmeden hatta bir iki şöyle bakırlı ilaçlarla gövde sertleştirilebilir ve böylece kışa hazırlıklı girmiş olur fidan. Pekala o zaman biraz da bahçe kurulmasından devam edelim. İncirde kaça kaç bahçeler kurulur? Tozlayıcı çeşit var mıdır? Bunun yanı sıra hangi yaşta verime yatar? Bunlardan değinecek olursak ilk önce dikim aralığından girelim. Şimdi dikim aralığında önce tarlanımızın konumu, Önemli. yapısı önemli. Bu bir dağ yamacı mıdır, su kenarı mıdır, düz bir tarla mıdır? Eğer düz bir tarla ise burada işleme sağ sol yan dik yapılacaksa 10'a 10, 9'a 9 yeterlidir. Çünkü bu çok hızlı gelişen bir meyve ağacı. Goble biçiminde dallandırılır ve piramidal lider tipli verilmez. Hasadı zor olur. Çünkü bu 3 ay süren bir hasat dönemi var. İşçiliğe dayalı. Ne kadar işçi fazla girerse o kadar masraf demektir. Bir de şu kural vardır meyvecılıkta. Kopardığım meyve benim, koparamadığım işçinin. Yani uç dallardaki bir meyve bir kişi tamamen işçiye çalışmış olursun. Hem meyvanın kaliteli bir şekilde paketlenmesi engellenmiş olur. Peki biraz toprak seçici özelliği var mı? Buna da değinelim. Dedik ama arsız ağaç derler halk ağzında ama kültür olarak bu tescilli çeşitler biraz sanırım toprak seçiciliği Şimdi var. mutlaka var. Bursa'nın işte 27 köyü dediğimizde Kestel sırtlarından başlayıp Karacabey sınırına kadar güney yakasını Evet. kastediyorum. Bu buralarda toprak yapısı üzeri kara toprak. Şöyle 30 santim falan indiğinizde altı
beyaz kil dediğimiz nemini vermeyen ama ne zaman nemini vermeyen üzerine devamlı sabanla kültivatörle çiftçimiz güzel işler tozudursa çatlamazsa bu bitki hiç susuz çok kaliteli meyve ve gelişmesini sağlar. Çünkü nemli yüzeye ulaştığı zaman incirin kökü derin gitmez yatay gider. Yani taban suyunu da sevmez diyebiliriz. Tabii sevmez. Kesinlikle. Taban suyunu hiçbir bitki sevmez. Ya bizler biliyoruz ama üreticilerimizin de bilgisi olsun. Tozlayıcı çeşit var mıdır? İncirde tozlayıcı çeşit vardır. Şöyle, biz buna ilekleme diyoruz. Evet. Hatta erkek incir dediğimiz kendiliğinden biten incirler vardır. Ama her erkek incirde ilek Tozlamaz. dediğimiz sinek yoktur. Çünkü bunun tam orijinal bu meyvenin istediği sinek böyle sivrisineğin biraz daha minyatürü kuyruklu bir sinektir. O yemişlerden çıkar, erkek yemişlerden ve tozlayacak olduğu yemişlerin üzerine gezerek tozlamayı gerçekleştirir. Erkek incirle diğer inciri nasıl ayırt edebiliriz? Erkek incir Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti. Kışa dalların ucunda incirle girer. Bu onların içinde ilek dediğimiz bu Evet. sineği muhafaza eder. Baharda uygun sıcaklığı bulduğunda bunlar buradan çıkmaya başlar. Çünkü siyah incirde incir olmaz veya beyaz incirlerimizde. Bu sinek buradan çıkarak meyve için yetiştirilen siyah incir veya beyaz incirleri tozlayarak verimin artmasını sağlar. Kesinlikle gerçekten bu da çok spesifik bir nokta. Yumurtalarını bırakıyor sinekler. Bahar döneminde tekrar o yumurtalar belli sıcaklığa geliyor. Bildiğim kadarıyla bunun yanı sıra da etkili bir rüzgarın olması lazım tozlanmanın için. Tabii. Şimdi Bursa bölgesinde siyah incirlerimize yemişler oluştuğunda Bursa bölgesinin erkek incirinde incir meyveleri oluşmuyor. Sinek gelişmiyor. Onun için Ayvalık, Edremit gibi deniz kenarında sıcak bölgelerde daha erken yetişenler alınarak ağaçlara bir poşetler içinde veya tellere dizerek asılır. Bu erkek incirden çıkan sinek bir sefer tozladığında erkek siyah yemişin meyvelerini artık bir daha asmaya gerek kalmaz. Çünkü ondan ona geçerek ilekleme artık o incirin tozlanması ve meyve tutması sağlanmış demektir. Buna çok dikkat etmesi lazım üreticilerimizin. Peki abi biraz da içeri girecek olursak teknik olarak değinelim. Gübrelemesi nasıldır? Farklı bir gübreleme metodu mu uygulanır? Humus dediğimiz organik hayvansal gübresi olan toprakları sever. Çünkü bunu yüzeysel demiştim kökü. Hatta kadın saçı gibi, ipek gibi kökleri vardır. Yüzeyde yürür. Yani tüm bahçeyi sarar. Bir kavak ağacı gibi aynı diyeyim. O yüzden organik maddece zengin toprakları sever. Peki biraz daha teknik olarak değinecek olursak hastalık ve zararlarına da değinelim. Fazla hastalık zararlısı var mıdır? Hiçbir hastalığı yoktur. Sadece ormandan açılmış bölgelerde tesisler kurulursa kök çürüğü denen, milaryo denen bir hastalık vardır. Böyle bir olay var ise hemen o ağaç sökülüp imha edilmeli. Yeri toz kireçle veya göztaşı eriğiyle güzel dezenfekte edilmelidir. O zaman şunu da diyebiliriz incir yetiştiriciliği ile ilgili özellikle Bursa siyah inciri ile ilgili. Pek fazla ilaçlaması olmayan, hastalık zararlısı olmayan, zahmeti olmayan bir yetiştiriciliği. Zahmeti olmayan, hatta çiftçinin en büyük girdisi veya masrafı ilaç. Evet. Bu siyah incirde ilaçlama olayı hiç yok. Sadece kışa girerken veya budamadan sonra bir bordo bulamacı yaparak yara yerlerini dezenfekte etmesi sağlanır. Başka hiçbir kimyasal ilaç kullanmaya gerek yok. Hatta kullanmadığımız zaman incirimiz Daha daha kaliteli. otantik, daha tabii olarak zaten ihraç ürünü. Dışarısı bizden ilaç ithal etmek istemiyor. İncir meyvesi ithal İthal etmek etmek istiyor. istiyor. Bu da aynı zamanda ister istemez organik üretim yapıldığının da Organik tabii. göstergesidir Tabii. kesinlikle. Peki biraz verime değinelim istiyorum. Hani çünkü üreticilerimizi en çok merak ettiren kısım genelde burası oluyor. Buradaki fidanlar 3 yaşında sökülüyor, bahçeye Evet. dikiliyor. İlk yaştan meyve verir mi? Siz bu meyve oluşumunu neye bağlıyorsunuz? Ekonomik ve meyve verme yaşı nedir? Bunlara biraz değinebilir miyiz? İncir dikildiği gibi meyve verir. Çünkü incirimiz eğer kök yeterli gıdayı
besin elementlerin kök uçlarına pompalayabiliyorsa dikildiği yıl verebilir. Çünkü taze sürgünden meyve veriyor bu. Kart sürgünden çiçek açmıyor şaftali veya erik gibi. Taze sürgün uzadıkça meyve uçuca eklenir, devam eder. Ve tonajlı bir meyvedir. Dediğimiz gibi Ağustos 15 ile başlar. Ekim sonunu bulur. Neredeyse 3 ay. Uzun bir dönemi var. Yetişkin şöyle 15-20 yaşlarındaki bir incir ağacı 500 kiloya yakın bir incir verebilir. Mesela incir piyasasında Bursa'da Fadıllı dediğimiz göl boyunda ilk incir orada çıkar. En son Mudanya köylerinde kapanış yapılır. Bu da yani bu sene öyle zannediyorum 4 lira gibi açıldı. Ortalama olarak da bir ara biraz bolluktan 2,5 liralara indi ama 3 liralarla ortalama kapadı ki hiç ziyan olmuyor. Kesinlikle. Çünkü ihracata mor çizgiler oluştu mu sert bir şekilde toplanıyor. Olgunlarda piyasaya reçel veya taze inmek için iç piyasaya sunuluyor. Çöpe bile ziyan olmuyor. Kesinlikle, bir de pazarda gerçekten aranan bir meyve. Çünkü ben kendim de özel bir firmada çalıştığım için biliyorum. İyi bir ihraç ürünü. Ciddi manada Bursa'da ihraç olarak toplanıyor. Ürettiği zaman üretici elinde pazarlama sıkıntısı yaşamıyor diyebiliriz. Bir de şimdi sağlık yönünden girmek istiyorum ben. İncir bol çekirdekli bir meyve. Çekirdek deyince ne anlıyoruz? Çekirdek atom. Kesinlikle. Atom. Her çekirdek bir canlı. İncir meyvesi yarıldığında içinde milyonlarca çekirdek vardır. Milyonlarca canlı demektir. Evet. İnsan bu milyonlarca canlı yediğinde, diyelim bir incir yediğinde 500 bin çekirdek varsa 500 bin tane yumurta yemişsin. Kesinlikle. Yani bir canlıyı ayakta tutabilecek her türlü besin maddesi olan atom çekirdeğini yemiş oluyorsun. Bu vücuda zindelik, dayanıklık, bağışıklık sistemini güçlendiren farklı besin maddeleri giriyor vücudumuza ve bağırsakları çalıştıran, özellikle kuru incir kışın kansızlığı giderir. Yani bunun yanında reçeli, taze tüketimi apayrı bir olay. Kesinlikle. Biz şimdi buralarda mesela Bursa bölgesinde incir yumuşamadan soframıza getirmiyoruz. Veya içinin o ballı rengi oluşmadan. Ama dışarıda böyle değil. Burada çizgiler oluştu mu, içi yarıldığında kırmızılık oluşmuşsa ihraç sezonu gelmiş diyoruz. Yolda olgunlaşma, rafta olgunlaşma. Dışarıda bir kilo incir alma şansı yok insanların. Kesinlikle. Yani bu hemen hemen yarım dolar gibi bir fiyatlarda tanesini alıp kesiyor çocuklarına tek tek bir taneyi bir aile paylaşıyor. Yani bunun kıymetini Türk insanının bilmesi lazım. Yani dışarısının görüp de bizim göremediğimiz daha çok değerlerimiz var. Muhakkak öyle ki umarım bu programı izleyen bütün üreticilerimize faydası olur. Biraz da bugünkü söküme değinelim istiyorum. Bugün bahçede söküm var. Burada sökülen fidanlar nereye gidecek? Nerenin siparişleri? Bunlar Mersin ve Kemalpaşa Taşpınar Köyü'ne gidecek. Rutbollu bir söküm gerçekleştiriyor elemanlarımız. Çok dikkat ediliyor. Topraklı sökümdür rutbollu. Niye rutbollu sökümü tercih ediyoruz? Programı başlarken demiştik. Çok basit, çok hassas. Yani kökte bir topak kendi toprağı, onun en az 15-20 gün oradan gıda almasını sağlar. O yüzden böyle biraz masrafa girerek üreticilerimizin de zarara girmesini önlemek için bu tür rutbollu söküm denen topraklı sökümü gerçekleştiriyoruz. Peki abi, Bursa'da çok nadir olan firmalardan birisiniz siyah incir yetiştiricisi olarak. Üreticilerin talebi nasıl? Üreticilerimizin talebine biz cevap veremiyoruz neredeyse. Çünkü üretici hemen yetişkin fidan almak istiyor. Yıllık fidandan ürküyor. Çünkü körpe olduğu için, riski olduğu için ürküyor. Yetişkin fidanın nakliyesi, işçiliği, şimdi bir fidanın sökümü epey işçilik. Yani bir kişi akşama kadar sökeceği en fazla 40-50 fidan. Zaten insan yövmiyeleri ortada. Bunlar hep tabii sonuçta en son tüketene eklendiği için maliyet artıyor. Ama bunu göze alan üreticilerimiz bu tür sökümü tercih ediyorlar ve diktikleri gibi de o sene hasada başlıyorlar. Pekala, bir üretici incir yetiştiriciliği yapmak isterse sizce bunların sebebi ne olmalı?
Bunların sebebi bir defa şu. Bir kere armut, kiraz, üzüm, şeftali, elma bunlardan insanlarımız yıldı. Niye? Çünkü çok işçilik isteyen bitkiler. En az 16-17 kere ilaç istiyor, masraf. Hasadı da aynı öyle. Bir de ne zaman çiçek açıyor? Elma, armut, kiraz bunlar. Şubat sonu gibi başlıyor. Nisan aylarında son soğuklar, geç kıraklar bunlar hep etkiliyor. İncirde böyle bir olay yok. İncir meyve çiçeğini Mayıs 15'ten sonra oluşturuyor. Yansa bile taze sürgünden yeniden veriyor. İşte bu gibi avantajlar çiftçimizin bu meyveye yönelmesini sağlıyor. Muhakkak. Pekala, sizlerin gözlemlerine göre bu çeşitler, özellikle siyah incirleri, klasikler gibi çok fazla büyüyüp işçiliği zorlaştırıyor mu? Yoksa diğer eski bizim çeşitlere göre biraz daha verimli çeşitler diyebilir miyiz? Daha çok kültürel işlemlere uygun çeşitler bunda, mi? Kültürel işlemlerle ağaç istediğimiz bodurlukta veya yatay şekilde büyütülüyor. Tabii ki ana gövdeyi yere yakın tutmak lazım dengeli olması Evet. için. Çünkü yatay dal saldığımızda goblede ana gövdeden uzaklaşan dal gittikçe aşağı basar ve ana gövdede yarılmalar meydana getirir. Taşıyabileceği dal kalınlığına ulaştıkça yanı doğru açmak lazım. Yani yatay dallarla hem ışık alması daha da sağlanmış olur meyvanın ve sağlıklı sürgünlerle sağlıklı meyveler elde edilir. Budama genelde goble tarzı mı yapılır, çanak mı, lider dal Goble şeklinde mi? tarzı. Çünkü incire baştan söyledik en az 3 ay Evet. veya 10 defa bir ağaca çıkılacak. Evet. Lider tipli bir ağaçta hasat zor olur. Çok zor olur. Çünkü 2 günde bir girilir toplamaya. Her gün minareye çıkıp inmek başka veya bir taksiye binmek başka. Onun gibi aynı. Kesinlikle. Ondan dolayı genelde tabii, bu genelde sistemleri goble öneriyorum. tercih edilir. Ve kütük yere yakın olması lazım. Öyle 1,5-2 metre gibi bir armut göbeği gibi yapılmaz. Evet. Ekonomik olarak bir üretici kaç yaşında kurtarır diyebiliriz inciri? Üçüncü yaşından itibaren, yani tarlaya diktikten sonra üçüncü yaşından itibaren rahatlıkla ağaç başına 15-20 kilo meyve alabilir. Ha, bu da tabii diktiği ki senede düşük. 3-4 kilo alabilir ama böyle bizim 3 yaşlı şekilli fidanlar olması lazım. Fidanlarımızdan Kesinlikle. dikersin. Bir dönüme kaç fidan gider? Bir dönüme 10-10 yaptığında 15 fidan 10, veya 10 15-20 dediğimizde fidan 15 gider. fidan kesinlikle Tabii. gidiyor. Yani burada gerçekten incir yetiştiriciliği hakkında sizlerle program yapmamız çok güzel oldu. Çünkü gerçekten üreticilerimiz artık alternatif meyveciliği çok arar oldu. Tabii. Bu alternatif meyvecilik üzerine bunları tanımaları çok iyi oldu. Çünkü incir yetiştiriciliğini pek fazla üreticilerimiz bilmese dahi buradan ulaştırmak istedik. En büyük avantajları gerçekten girdi Girdi maliyetlerinin düşük olması. maliyeti, pazarda tek tabanca oluşu ve yurt dışında bütün raflarda görülmek istenmesi, fiyat standardı, 3 ay gibi süren bir hasat dönemi ve de yaza girerken kıraklardan etkilenmemesi. Bunlar çok önemli. Her yıl incirden meyve alınır. Yani boş yılı, var yılı, yok yılı diye zeytin gibi olmaz. Kesinlikle. Gerçekten buradan üreticilerimize çok faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü incir yetiştiriciliği hakkında Bursa bölgesi adeta bir proje koordinatörü diyebiliriz. Çok çalışmalar yaptı. Sizler de aynı Tabii tabii. keza birçok çalışma yaptınız. Bu çeşidin tescillenmesinde de çok fazla Tabii. emeğiniz var. Ben çalışmalarınızı takip etmiştim. Umarım ülkemizde daha da çok yaygınlaşır istiyorum ben. İklimin olabildiği, toprağın olabildiği her yerde üreticiler değerlendirmeli. Şimdi bu Bursa siyah inciri diye tescil edildi. Endemik deniliyor ama Mersin bölgesine, Aydın bölgesine aynı inciri biz veriyoruz. Oradaki üreticilerle de görüşüyoruz. Memnunlar. Niye? Tamam, Bursa'daki gibi tam kaliteyi yakalayamıyor ama sezona 20 gün önce giriyor. Bize Evet. yetiyor diyorlar. Değil mi? Biraz Tabii. erkenciliği Aynı olması. Bursa siyah kalitesini tutma şansımız yok diyor. Ama 20 gün önce girmesi piyasa boş olduğu için bize yetiyor diyorlar. Kesinlikle Rıza Bey. Gerçekten çok zevkli bir program oldu. Üreticilerimize incir yetiştiriciliği ile ilgili bu ilk programımız değil, son programımız da İnşallah olmayacak. hasat zamanları da Muhakkak. çekeriz. Burada Rıza Bey ile beraber geleceğiz. Hasadını, geri gelecek paketlenmesini, üreticilere tezgaha kadar gidişiyle ilgili Mutlaka. bilgileri aktarmak istiyoruz ki ülkemizin dediğiniz gibi
keşfedilmemiş bir değeri. Tabii canım, bu apoletleri yani Bursa siyah inciri dünyada tek. Evet. Şimdi Arjantin bölgelerinde oluyor. Bizim Karadeniz'de de oluyor patlıcan incir. Çok farklı incir çeşitleri var ama Bursa siyahı gibi yok. Yani bu da Bursa'ya has endemik özelliğini ortaya çıkarıyor. Kesinlikle bu özellikleri üreticilerimize doğru bir şekilde aktarmak bizlerin görevi olduğunu inanıyoruz. Burada da bize Rıza Bey'in yardımcı olacağını biliyoruz. Sizlere devamlı olarak bu konu hakkında bilgi aktarmaya bizler devam edeceğiz. Rıza Bey, bizleri kırmayıp programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Değerli izleyicilerimiz, siyah incir yetiştiriciliği hakkında gerçekten çok farklı noktalara değindik. Sizlere organik bir üretim olduğundan, daha kolay yetiştirme koşulları olduğundan bahsettik ki bu konuyla ilgili detaylara her zaman bizler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Siyah incir yetiştiriciliği gerçekten ülkemizin büyük bir değeri. Bu değere birlikte sahip çıkalım ve meyveciliğimize katmış olduğumuz büyük bir zenginlik olarak görelim diyorum. Ben ve ekibim adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler.